Merhabalar arkadaşlar, yani hello diyorum size. Reşat, sen nasılsın, nasıl gidiyor? İyiyim kanka, çok iyiyim. Herkese selamlar arkadaşlar. Evet, çok yani koşa koşa geldim buna, değil mi? Ben yayına koşa koşa geldim ya. Spora gittim, sonra ders verdim. Sonra bir yere daha gitmem gerekiyordu. Baktım saat 7:45. Yani öyle bir depar attım ki yani finally I got home and we can do this live session, That's the plan. That is what we are going for. bro. Yeah, let's do it. So, arkadaşlar, şimdi bugün ne yapacağız? Biz bugün phrasal verb'lerimizi öğrenmeye çalışacağız. Yani öğrenmemiz gereken phrasal verb'leri öğrenmeye çalışacağız. Bir phrasal verb nedir abi? Biliyor musun? Nedir? Nedir? Bizi bir aydınlattırır mısın? Bir şey yapar mısın? Bize öğretir misin? Nedir bir phrasal verb? Phrasal verb'ün Türkçe'de karşılığı arkadaşlar fiil kalıbıdır. Fiil kalıpları nelerdir? Yani İngilizce, Türkçe'de de vardır da bunlardan. İngilizce'de çok sık kullanılır. Bir fiil bir edatla birleştiği zaman asıl anlamını yitiriyorsa ve başka bir anlama geliyorsa biz ona phrasal verb deriz. Örneğin make mesela yapmak. Make out yani out edatı ile birleştiği için başka bir anlama geliyor. Öpüşmek oluyor mesela. Make out. Artık yapmakla alakası kalmıyor. Yes, Phrasal verb yes. diye buna diyoruz ve İngilizce'de çok yaygındır ve doğal konuşmak için, gündelik konuşma için çok mühim bir unsurdur arkadaşlar. Hem birçok kişinin kafasını karıştıran bir şey oluyor. Yani işte böyle bir kelime oluyor. Ondan sonra bambaşka bir anlama geliyor. Hem de bir sürü yani çoğu phrasal verb'in bir sürü farklı anlamı var. Mesela make out dedin şimdi. Make out var. O da işte öpüşmek oluyor. Ama aynı zamanda make out bir sürü şey daha oluyor. Mesela bir şey bakıyoruz. Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. İşte I can kind of make out his face dersek işte sanki işte yüz gibi bir şey görüyorum tam emin değilim falan gibi bir şey demiş oluruz. Make out kelimesi de öpüşmek kelimesi de yani. So people, biz ne yapacağız? Biz ne yapalım bunu? Şey nasıl yapalım bunu? Direkt okuyalım. Ben okuyacağım. Siz anlamaya çalışacaksınız. Ben işte kaçıncı şey okuduğumu, cümle okuduğumu böyle işte göstereceğim size. Siz de öylece işte kaçıncı işte cümleyle ilgili bir soru soruyorsanız işte birinci, ikinci, üçüncü falan yazarsınız. İlk önce sadece dinleyerek anlamaya çalışacağız. Ondan sonra beraber okuyacağız. Tamam mı? Tamam mı? Yes, No, yes. Bunu yes. That's okay. ben So, yorumlara dalmıştım ya. okay, it's okay. It's okay. So, here we go. Here we go. Everyone, look at me. Here we go. When I set off for work this morning, my car broke down, so I ended up taking the bus. Right when I got off, I bumped into an old classmate named Jeff. While we were talking, he brought up something I had already found out from some of our mutual friends, that he had come into some money and had set up his own business. He told me that there was a lot that still needed to be sorted out. He offered to take me on, but I turned him down immediately. Tekrarlıyorum. Tekrarlayayım mı? Tekrarlamayayım. Cümle cümle girelim. When I set off for work this morning, my car broke down. So I ended up taking the bus. Bu cümledeki phrasal verb'ler neler? Biliyor musunuz? Bir yazın şeyde, chat'te. When I set off for work this morning, my car broke down. So I ended up taking the bus. Neler bizim phrasal verb'ler? Bana mı soruyorsun, arkadaşlara mı soruyorsun? Arkadaşlara sormuş olayım şimdilik. Set Tamam. off. So what does set off mean? Bu anlamda, bu bağlamda yani. What does set off mean? Set off arkadaşlar. What is set off? When I set off for work, that was the sentence, right? I set O off for work. When I set off for work. Okay, cümleyi sonradan mı yayınlayacaksın? Ekrana ya da nasıl yapacağız? Direkt okuyordum. Yani genelde işte ben okuyorum. Onlar Ha da işte. tamam.
Nasıl yapalım? Yine direkt şey yapalım. Direkt göstereyim ya. Ne olur. Aynen. Yani Bence oraya. bunun anlamı şey değil. Yani dinleme pratiği değil. Bunun anlamı yani yeni şeyler öğrenmek. O yüzden direkt Aynen. gösteriyorum size. Nasıl görünüyor? Okunuyor mu? Okunuyormuş. Okay. So, when Evet. I set off for work this morning diye başlıyor. Ne anlamı geliyor? Set off. Set off. I will set off at 8 o'clock, for example. What does set off mean? Aynen biri yazmış yola koyulmak yani İşte yola çıkmak yola aslında. çıkmak, yola koyulmak, set off. When I set off for work, yine de bir for ile bir yere bağlanıyor. When I set off for work, I'm going to set off for school at 9 o'clock falan gibi bir şey. Ondan sonraki phrasal verb ne? Broke down. What does break down mean arkadaşlar? What does broke down mean? Broke down ne anlamı geliyor? Biliyor muyuz? Ya da end up. Aynı zamanda ondan sonra end up. Onu görüyoruz. End up ne anlamı geliyor? Biliyor muyuz? Biliyor muyuz? Biri bilmiş. Bozulmak gibi bir şey oluyor. Bulmak. Ama her şey için kullanılmaz. İşte bunu söyleyeyim. Yani arabalar için kullanılır. Başka ne için? Böyle koskocaman böyle makineler için kullanılır. Ama yani telefonum bozuldu. İşte my phone broke down demeyiz İngilizce'de. Genelde daha çok mekanik şeyler için kullanılıyor. Bu broke down. Aslında broke down'ın bir sürü anlamı var. Her zamanki gibi. Ama bu cümledeki işte bozulmak, işte başka bir kelime var. A ile başlayan. Arızalanmak gibi bir şey mi var sizde? Arızalanmak aynen. İşte o da var işte. Şey de yapalım bence Zek. Hani sen az önce biz buna başlamadan önce dedin ya birçok phrasal verb'in aynı zamanda birden fazla anlamı var. Mesela break down aynı zamanda başka bir anlamına geliyor. Yani mesela can you break it down for me? I didn't quite get that. Tam onu diyecektim sana. Şimdi sana diyorum ki, ne diyorum sana? Bu adam işte ne diyeyim sana? İşte ben çok karışık bir şey anlatıyorum sana. Ondan sonra diyorum ki başka biri diyor ki can you break this down? Can you break down what he just said? Can you break that down? O ne anlamı gelir? Yani bunu ayrıntılarıyla anlatabilir misin anlamında? Yani bunu detaylandırabilir misin? Daha parça parça anlatabilir misin? Aynen yani bir mecaz olarak düşünebiliriz. Break ne oluyor? İşte kırmak, böyle bozmak gibi bir şey olur. İşte parça parça bunu anlatabilir misin? İşte detaylandırabilir misin? Gibi bir şey olur. Yes. Başka bir anlama geliyor mu? Breakdown. Break. Aynı zamanda şey oluyor. İşte çok mesela çok üzücü bir şey yaşadım. Ondan sonra I Yes. broke down. İşte ağlamaya başladım. İşte böyle çok büyük bir üzüntü içerisindeydim. Yani I broke down Ya da and I had a breakdown da diyebiliriz, değil mi? I I had a broke down. breakdown. Ya da mesela benim yapmamak istediğim, yani yapmak istemediğim bir şey var. İşte ne bileyim, işte Reşat işte benden yardım istiyor, ben ona yardım etmeyeceğim. Benden para istiyor, benden para istiyor, ben ona vermeyeceğim. Yok, yok, yok diyorum. Ondan sonra I broke down and gave him the money. I broke down and gave Oh, I didn't him know the that. money. Yeah. Wow. Are Bak you bunu familiar? bilmiyordum. Are you familiar with the word cave? You cave in. Are you familiar with that? Cave in, like Not like physical, like. that. Yeah, but use it in a sentence. So like, I finally caved in and gave him the money. I finally caved in and Oh, gave him what he wanted. but breakdown, that's the first time I hear that. So breakdown. İşte ben yapmayacağım, 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 yapmayacağım falan diyorum. Ondan sonra işte bozuluyorum ya. İşte break oluyorum yani. Bozuldum işte yine yaptım. Pes O etmek gibi. yeah, I broke down and gave him bilmem ne verdiysem. So when I set off for work this morning, my car broke down. So I ended up taking the bus. Bu da sık sık kullanılan bir şey. End up. End up. Ne anlamı geliyor arkadaşlar? Bir şey söyleyeyim mi? Bence onun Söyle. end up'ın Türkçe'de çok güzel bir karşılığı yok fiil olarak. Çünkü end up bir fiil kalıbı sonuçta. Tabii biz şey diyoruz işte sonuç olarak bilmem ne oldu. Hani I ended up doing that. Yani sonunda yaptım anlamında değil mi? Ama işte o end up fiil olarak Türkçe'de yok. End I up aynen. aynen. Bunu Yani I ended up taking the bus. Yani sonunda otobüsü aldım ya da sonunda otobüsü almak zorunda kaldım gibi bir şey oluyor burada.
Aynen öyle. Onun için bir fiil yok galiba Türkçe'de. Şimdi aklıma bir şey gelmiyor aslında ended up için. Mesela benim bir videomda işte benim Inside Out English seri var, serisi var benim kanalımda. Birkaç şey demişti. It ended up being okay gibi bir şey demişti. Tam olarak hatırlamıyorum. It ended up being okay. Yani sonunda her şey böyle iyi oldu yani gibi bir şey. Yes. So, Yok, I... karar vermek yazmış biri. Hayır, karar vermek olarak çeviremeyiz onu. Karar vermek gibi bir şey değil o. Sonunda bir şeyin olması yani. Sonuç olarak bilmem ne bilmem ne oldu. Yani bu arkadaş işte arabayla gidecekti. Nereye gidecektiyse. Ondan sonra araba bozuldu. So I ended up taking the bus. O yüzden işte otobüse gitmek zorunda kaldım derdim yani Türkçe olarak. Ama yani sonuç olarak I ended up sonuç olarak işte otobüse gittim. Yes. Right when I got Dislike atan kimdi? Kimdi o? Kim dislike atıyor ya? Onu bulacağız ya. Onu bulacağız. Onun Bu sonuç... dillendim diye biri var, o yapmıştır kesin. Onu mu yaptı? Aynen, kesin. Şimdi arkadaşlar bu üç şey anladık galiba. Bir sonraki cümle okumak istiyor musun? Yes, so right when I got off, I bumped into an old classmate named Jeff. My name's Jeff. Yes, Jeff klasik bir Amerikan bir şey isim. Burada kaç tane var? Bir, iki. İki. Get Got off off, and get off. Aynen öyle. Get off. And bump into. yes. Biz mi tatlıyız? Vay be. Okay, dört oldu. Ya da Oh, oh, oh. bir şey söyleyeceğim Ayaklanacağız dedim. birazdan. Efendim ne? Ya da birimize çoğul olarak, siz olarak hitap ediyor ve sadece birimize söylüyor, o da olabilir. O Zack olabilir. Hele ben diye çok çok şeyim ya. tatlısınız. Aynen ben böyle çok böyle saygıdeğer bir kişiyim ya. Okay. Değil misin? Bence çok saygıdeğer bir kişisin. Eğitim kadar önemli bir şey yok. Dolayısıyla öğretmenler kadar saygı, hürmet duyulması Ama gereken insanlar bu. hepimizden daha çok saygıdeğer kim var? Umut Bey var. Umut Bey ne diyor? Yayını beğenelim lütfen diyor. Bu Umut. arkadaş çok akıllı bir çocuk. Tam Umut bu arada çocuk. sadece akıllı değil, aynı zamanda tarz. Gözlüğe bakar mısın abi? Vay be, keşke o kadar O havalı olsam. saçlar, o gözler. Ben büyüdüğümde umut olmak istiyorum. Okay. So, yani when I grow up, I want to be umut. Okay. Ya yine artıyor. Bir bakar mısın? Neyse, biz devam edeceğiz. So, Şaka mı bu? Ben bu arada şakadır bence. get off. Yok, 5 oldu valla. Ben bir tane daha atayım. Okay. So, Ben beğendim abi yayını. Get off. Get off. What does get off mean? What does get off mean? Bu arada şimdi söylediğim aklıma geldi. Yani bu ne anlama geliyor demek için. What does boşluk mean? Diyebilirsiniz. What does get off mean? Birçok kişi yani Türkçeden çevirdikleri için yani what means get off falan gibi bir şey diyor. Yani what does get off mean diyeceğiz. Ne anlama geliyor? Gençler. Get off the train, Aa, get off the Buse bus. açıklamış. İkimizmiş. Aynen. Wow, İki şu oldu. anda teşekkür ederim Okay. Buse. Çok sağ ol. Ben exit olur yani. Yani ben tam yani bu inmek o iyi oldu. Yani gene de bir otobüs için falan Aynen. yani inmek diyoruz İngilizce, Türkçe'de. Exit ama her zaman olmaz. Mesela şey Aynen. dersen, get off the horse. You can't say exit your horse. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok güzel Yani. bir örnek oldu. Mesela bu bak bu biraz farklı oldu. Arabadan inmek Evet. de you don't get off your car. You don't get off your car. You get out of your car. Bu çok saçma sapan bir şey. Yeah. Bak. Get out of the car. Get off the bus. Yeah, but that's because you say I am in the car, but you Aynen say I öyle. am on the train, on the bus, and then you get what? You get off it, but out of a car because you're in it, not Aynen on it. öyle. Bunu anladınız mı? Bu gayet bir şey. Yani mantıklı bir şey. Arabadayken I am in the car. In the car. I am in the car diyoruz arabadayken. O yüzden işte inmek için. Yani o arabadan çıkmak için ne diyeceğiz? Get out. In. Yani I am in the car right now.
I need to get out of the car. Ama işte otobüs için, bir tren için, bir şey için, metro için. I am on the subway. I am on the train. Get off kullanılıyor o durumlarda. Çok iyi bir şey değindin yes, şimdi. Biri şey yazmış. Right now anlamda yazmış. What's up? Yani right when I got off yazıyor. Right şey when yani, I got off. Aynen. Yani çıktığım anda, hemen indiğim anda otobüsten. O anda anlamında. Aynen. O anda yani, yani iner inmez gibi bir şey. İnerim, aynen iner inmez. Benim Türkçem var ya. Okay, so. Pardon ya. Okay. Right when I got off the bus, I bumped into an old classmate named Jeff. Bumped, yani bump into. Ne anlamı geliyor? Zach, bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Duyuyor musun? Duyuyorum. Abi 12, 12 dislike on, ne oluyor ya? Abi kim yapıyor bunları? Yemişlerim bozuldu şu anda. Şimdi yani her neyse. Okay. Bump into, eğer şeyi biliyorsanız, run into someone. Bump into ile aslında aynısı değil mi Zach? Bump into or run into someone. I run into, I ran into, bumped into. Sanırım aynılar. Bir fark varsa şimdi aklıma gelmiyor. İşte biriyle böyle rastlıyorsun, yani birine rastlıyorsun, işte karşılaşıyorsunuz, böyle öyle bir şey. İşte I bumped into Jeff. Bu ne demek oluyor? Yürüyordum. Ah Jeff, sen misin? Dedim. Yani I bumped into. Is that you? İşte is that you diyoruz. Yani is that you? Biraz garip bir cümle. Is that you? Jeff, is that you? Okay. So, bir arkadaşa rastladık, indik. Şimdi ne yapacağız? While we were talking, he brought up something I had already found out from some of our mutual friends. Ona sonra bir parantez açılıyor. Şimdi onu yapmayalım. While we were talking, he brought up. Şimdi bring up olacak. Ona sonra found out olacak. O kadar. Okay, so what does bring up mean? Arkadaşlar biliyor muyuz? Bring up 18 oldu. Bu şaka gibi. Bilerek yapıyorlar. Valla bilerek yapıyorlar. Artık bundan bahsedeceğiz. Biz artırıyoruz biz. Yani bundan bahsederek. Bence de. Dislike. Şu anda dislike sayıları. Olsun ya. Her türlü beğeni veya dislike şeydir. Reklamdır. Aynen. Konuyu oraya getirdi. Olur. Yani bahsetti. Konusu, şey, o konuyu açtı gibi bir şey. Bahsetmek dendi. Aynen. İşte onun gibi bir şey. Bring up. İşte burada bir konu, burada bir konu var. Bizim konuştuğumuz şeyler burada, tamam mı? Burada bir konu var. O konuyu böyle bring up yapıyor işte. O yani mantıklı olduğunu bilmiyorum ama. Bring up şu anda farklı bir anlamı da aklıma geldi böyle düşünürken. Mesela bring up children. That's oh yeah, that's good. Bring up that's a good. Child, for example. Mm-hmm, mm-hmm. Bring up. Bu anlamda yani yetiştirmek gibi bir şey olur. Çocuklar için kullanılır. Hayvanlar için kullanılmaz, böyle ne bileyim, bitkiler için kullanılmaz, yani çocuklar için kullanılır. mesela diyebilirim ki, I was brought up in a culture that, bilmem ne, nasıl bir kültürde büyüdüysem. Where people don't dislike each other's that's, videos. That is correct. I was brought up in a culture where we don't dislike videos. Okay. Yeah. Şimdi, found out. Found out. Ne anlamı geliyor ki? Found, işte found, bulmak, out, yani dışarıda, işte found out. Ne anlamı geliyor ki? Arkadaşlar, biliyor muyuz? Biri çözmek dedi. Okay. Başka ne? Yani. Öğrenmek, araştırmak. Öğrenmek. Yani. Araştırmak değil de, yani öğrenmek. Keşfetmek daha çok. Keşfetmek iyi olur. Yani tam olarak işte çevirmek zorunda değiliz. Yani İngilizce olarak anlasak yeter. I found out. Mesela şimdi Reşat bana bir şey söylüyor. Ona işte ne bileyim bir şey oldu. Ne olmuş olsun. İşte Reşat gitar çaldığını söylüyor. Ben de annemle konuşurken derim ki I found out that Reşat plays guitar. Yeah. İşte öğrenmiş oldum. İşte keşfetmiş oldum. Ne bileyim işte artık bunu biliyorum. Ne bileyim. Tam çeviremedim ama. Okay. So, makuldür hocam. He brought up something that I had already found out. I had found out.
Bu hangi zaman oluyor? Had found out. Past perfect. Past perfect oluyor. Had found out. Yes. I had found out. Found out yapmıştım. Found out etmiştim. From Bunun some of nedenini our. de açıklayalım mı? Şimdi mesela while we were talking is past Evet, güzel. continuous. He brought up is present. No, is simple past. But when we say I had found out, hani I have found out demiyoruz çünkü o present perfect olurdu. I had found out past perfect çünkü zaten geçmişteki bir olaydan bahsediyorduk. Ondan önce olan bir olaydan bahsettiğimiz için past perfect giriyor devreye. Yani o yüzden have found out değil, I had already found out. Aynen öyle. İşte Arkadaşlar. geçmişten bahsederken, işte o geçmişinden bahsederken, Aynen. işte bahsetmek için past perfect tense kullanıyoruz. Şimdi biri bir şey sordu. Come up'a benziyor mu? Bu found out. Bu found out dediğimiz No. şey come up'a benziyor mu? Neden? Çok benziyorlar. İşte found out, come up. İşte çok benzemiyorlar mı? Allah aşkına. Nasıl yani? Come Ben up, şaka yapıyorum. come Yok. up, come up. Yani come up ne demek? Okay. Guess what I come up with. Came What up I came with, up, right. guess Right. what I came up with. I have a new idea. Look what I came up with. Bak Come up aklıma ne dediğimiz, geldi. aynen come up dediğimizde kaynak biziz. Yani come up dediğimizde biz yaratmış, biz düşünmüş, biz bulmuş oluyoruz. Found out. Aslında biz de aktif olabiliriz found out için. Ya şöyle çeviri verirken aslında fark çok bariz oluyor. I found out that she was pregnant. Onun hamile olduğunu öğrendim. Öğrendim diyorum orada. O anlamda öğrenmek. Ama şey dersem, I came up with an idea. Aklıma bir fikir getirdim. O aklına getirtmek, o bambaşka bir şey. Değil mi? Yani ben mi çok bariz görüyorum bunu şu anda ya da Yok 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 arasında yok yok yok. temiz bir nokta yok zaten arasında. Yani come up işte sen düşün bir soruluyorsun. Sen böyle bir şey bul bir Evet. fikir aklına geliyor. Okay. So aynen. Ne öğrenmiştik? İşte he brought up something that I had already found out from some of our mutual friends. Neydi bu şimdi yani öğrenmiş olduğum işte found out etmiş olduğum şey neydi? Okumak istiyor musun? That'den başlayarak. That he had come into some money and had set up his own business. Come into oluyor burada. Hem de set up. Set up. Set up. Come into, set up. Come Bu into might be misunderstood. come into. Yani You're çalışıyorsan evet onu anlamazsın yani. dirty-minded. Okay, Okay. come into money. Alright, come into some money. He came into some money. Aslında ben işte bunu hiç demedim galiba hayatımda ama ben hemen anladım. İşte denildiğinde anlıyorum. He had come into some money. Ne anlama geliyor? İşte bir şekilde parası oldu. İşte Paraya ona kavuşmak, paraya işte ulaşmak. ona verildi mi yoksa o mu kazandı yoksa yani ne bileyim şirketi mi çok iyi şey yaptı başarılı olmuş yani açıklanmıyor ama bir şekilde adamın parası oldu. Okay. Set up. Set up. Set up. What does set up mean? Especially in this sentence. Especially in this sentence. Yani set up ne anlamı geliyor? Özellikle yani bu bağlamda, bu cümlede. Set up ne anlamı geliyor? Set up a business. Bir şirket kurmak. Set up a business. Korumak dendi. Establish. Oh şimdi atlandı. Dur. Korumak yoktur. Establish. Olur. Yani establish anlamına gelebiliyor. Her zaman establish anlamına gelmeyecek ama korumak biraz daha geniş bir işte anlama sahip korumak kelimesi. Ha bir de şey var. Setup mesela. Don't believe him, that's a setup. So set Tuzak up. gibi. Tuzak gibi yapay böyle sahte bir şey. İşte ne bileyim. Polis bir adam yakalamaya çalışıyor. İşte
onu yakalamak için bir şeylere yapıyorlar. İşte onun işte buraya gelmesini istiyorlar. İşte onun işte ilgisini çekecek bir şey yapıyorlar. Ondan sonra arkadaşları işte bu adam işte polislerin yakalamaya çalıştığı adamın arkadaşları diyor ki yok oraya that's don't go there. Don't go there. It's a setup. It's a setup by the police. So, that's pretty good. Şimdi soru nasıl soruyoruz? Böyle. Böyle soruyoruz. Yani Okay. oraya yazıyorsunuz. So, all right. Gayet başarılısınız bu konuda aslında. Soru sormak konusunda bayağı iyisiniz bence. Bak şey demiş Emine Batum, sona at ekleyince ne değiş ekleyince ne değişiyor? Dur, Anlamı değişiyor işte. onu görmedim. Şey olarak oluyor. Kim Yani phrasal sordu? verb aslında Emine Batum yazmış da. Hani bizim aslında en başında dersin başında söylediğimiz şey. Yani hani bir fiil bir edatla birleşiyorsa farklı bir anlamına gelmesine zaten phrasal verb diyoruz. Hani orada çok fazla mantık aramaya gerek yok. Setle up kelimesi nasıl mantık olarak uyum sağlıyor birbirine değil yani. Şimdi setup'ın bir sürü anlamı var. İşte mesela bir arkadaşını başka bir arkadaşınla ayrılıyorsun. İşte bir tanesi kız, bir tanesi erkek. Onlara ayrılıyorsun ya. İşte I want to set you up with a friend of mine. I want to set you up with a friend of mine. İşte çöp çatanlık. Ha evet. I want to set O da you up vardı. with a friend of mine. O da var. Bir sürü anlamı var. Çok var değil mi ya Yani Serap? çok var, çok var. Hepsini anlatamayacağız. So, he set up his own business. Yani bir şirket kurdu. Başlattı. Ne bileyim. He told me, ondan sonra, he told me that there was a lot that still needed to be sorted out. Still needed to be sorted out. He told me that there was a lot that still needed to be sorted out. What are the sort out? Sort out. Deniyor. Sort out ne anlamı gidiyor arkadaşlar? Sort out. Anlaşılıyor bence. Bir şey sorabilir miyim? Yani sordun bile. Okay. So. Okay. Sort out. Ne anlamı geliyor? Bulamadı kimse sordu. Anlaşılmıyor mu İşte ya? listelemek. Ne yani? Çok her zaman listelemek olmayacak. Sort out something. I have Yani so many clothes. I need to sort out the good okay, işte o yani senin kullandığın şey daha çok yani filtrelemek gibi bir şey oluyor. ones. Aha, o var. Burada Yani seçip ayıklamak gibi. aynen. He told me that there was still need. Galiba bu arkadaş çözümlemek dedi. O da bir anlam. İşte sort out kelimesinin yani ifadesinin bir anlamı. Çözümlemek yani çözüm bulmak. Adam burada ne diyor? He told me that there was a lot. Ne? He told me that there was a lot that still needed to be sorted out. Galiba bunlardan bir tanesinden bahsediyor. İşte bu işte filtre olayı ya da bu işte çözüm olayı. İkisi de olabiliyor. Bir sonraki cümleyi okur musun? Of course, he offered to take me on, but I turned him down immediately. He offered to take me on, but I turned him down immediately. Gençler, ne diyoruz? Take on. Fark ettiyseniz o ayrıldı. İşte take on, take me on dedi şimdi. Aynı zamanda turn down oluyor. İşte turn me down. O da ayrıldı. İşte şey, nesne. Nesne mi? Aynı nesne. Ortaya geçti. İşe almak. Yani take me on. Aynen öyle. Evet. İşe almak gibi bir şey. Take someone on birini işe almak. Yani bu anlamda. Yani her zaman take on bu anlamı gelmiyor. Ama yani bu cümlere, bu şeyde, Başka bir bağlamda. anlamda kullan take on'u. İnsanlar I görsünler. want to take on. Mesela ben şeyciyim. Neciyim? Siz ne diyorsunuz? Dövüşçü mü diyorsunuz? Böyle işte işte UFC gibi. UFC var ya. Seninle dövüşmek istiyorum. I want to take you on. I want to take you. Yeah, right. I want to take you on. I want to take that guy on. Yani No, in front of everybody now. işte önümde bir şey var. İşte beni zorlayacak bir şey var. Beni zor bir şey var. Ben onu yenmek istiyorum. Yani onu yapmak istiyorum. Aynı zamanda
Turn down. Turn down ne anlama geliyor? Reddetmek, onu diyemiyorum. Anlamına gelebiliyor. Diyor, sonra da diyemiyorum diyor. İlkini diyemedim. Kayıt var. Kaydı var. Yani gidip izleyebilirsin. sana inanmamam gerektiğini dislike'dan görüyorum. So, reddetmek olabiliyor. Mesela, because turned me down. I asked her out, she turned me down. She turned me down. İşte. Kime out asking yaptın? Senin kız arkadaşın yok muydu zaten? Kız arkadaşım var. Umarım dinlemiyor. Şak yapıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Şak yapıyorum. Kime out asking yaptın? Kime out asking yaptın? Öyle bir şey dedim ya az önce. Dedim ya. You said I asked someone out. And I said kime out asking yaptın? Valla böyle karışık şeyler oluyor. Okay. So. Aradaki sorulara da bak Zach. Uçma hemen. Yavaş, sakin. Vaktimiz var. Okay. Sorulara bak. Şey var mesela, ne var? İşte soru biri var accept yazmıştı. İşte tam tersi oluyor aslında. Yani turn down, yani daha çok reddetmek. İşte reject, yani accept'in işte şey zıt anlamlısı reject oluyor. Daha çok reject gibi bir şey olur. Olur, bu da olur. Geri çevirmek. Turn down tabii aynı zamanda bir elektronik bir aletin sesini kısmak da olabilir. Biri üstlenmek dedi. Take on. Aynı, take on da olur. Yani take on için üstlenmek gibi bir şey oluyor. Mesela ben şeyim, ne olayım? Patronum. İşte bir iş yerinde. Ben müdürüm. Ondan sonra diyorum ki Reşat, I want you to take on this project. I want you to take on this new project. Bu ne demek oluyor? And I want to take over. O farklı işte. Ama alright, so take on işte üstlenmek, ne bileyim işte bir proje için falan öyle bir şey için, yani sahiplenmek gibi bir şey. Sahiplenmek değil de üstlenmek, başka bir şey aklıma gelmiyor. Okay. Yeah. So biri şey sordu, nereye gitti? Valla bu sorular şey yapmadım galiba. Bu yavaş yorum olaya var ya işte. Bir sınır koyuyorsun, sadece 30, her 30 saniyede bir yorum yapabilirsin. Yani 60 saniyede bir yorum yapabilirsin. Ben onu yapmadım galiba. Çok hızlı gidiyor bu yorumlar. okay. Just sözünün anlamlarını söyler misiniz yazmış. Söyle, söyle, ben bakıyorum. Just. Ya just ya sadece anlamına gelebilir ya da az önce anlamına gelebilir. I just saw him. Az önce gördüm onu. Ya da all I need is just some peace. Sadece biraz barışa ihtiyacım var ya da iç rahatlığa ihtiyacım var. Aynı zamanda adil anlamına gelebiliyor. Öyle bir şey. Yani it was a just punishment. Just punishment. Yani hak ettiği cezaydı. İşte it was a just punishment. Başka ne anlamına geliyor? Just. Bir şey daha var ama aklıma gelmiyor. Okay. Bir soru sordu. Meydan okumak gibi mi? Take on. Şimdi ben seni take on etmek istiyorsam o zaman işte sana bir meydan okuyabilirim. Ama aynı şey diyorlar. Yani I want to take you on diyorsam işte o da bir meydan okumuş oluyorum ama yani aynı eylem diyorlar. Abdülkarim şey yazmış. Just came diye. Geçen haftanın muhabbeti. Ondan önceki haftanın. Kim yazmıştı ona? I just came diye. Just came. Aynen öyle. Okay, so. Bunu aşağı indireyim. Ya ama bir şey yazmış. Ama just her cümlede aynı anlamları vermiyor. İşte verdiğimiz anlamları alıyor. Ama bazen böyle çok şey de kullanılıyor. Hani I just did that. Yani I just don't know. Gibi. Hani yine just'ı sormuş da. Yani just biraz her zaman böyle çevrilmek zorunda olan bir kelime değil yani. Yani Türkçe konuşurken nasıl yani falan. Aynen. Gibi şeyler evet, çevirmiyorsak öyle. Yani. Yani I just wanted something new. Gibi, yani tamam sadece yani yalnız falan gibi bir anlama gelebiliyor da yani boş ver. Orada yani anlamsız bir kelime. Okay. Sadece Zach konuşsa.
Okay. Oh, tamam ben susuyorum. I'm quiet. right. Okay. So, would have been demonym. All right. So, when I clocked in, my boss had a go at me and told me off in front of everybody. Dude. Okay. So, when I Okay. clocked in, my boss had a go at me and told me off in front of everybody. Burada da üç tane var. Bir clocked, şey, clock in oluyor. Bir de go, have a go. Had a Have a go. go. Have a go. Gibi, o phrasal verb sayılır mı bilmiyorum ama yine galiba sizin bilmeyeceğiniz bir şey. Olur tabii ya. Have a go at someone. Ve Have a şey go tell. at. Have a go Yeah. at. Yeah, I know that. Okay. Tell off. Tell off. Yeah. Clock in. Have a go at. Tell off. Size söylediğim bu have a go at ben hiç kullanmam. Yani çok kullanmam. Yani kullanıldığını gördüm de. Yani hiç kullanmam ben. Kullanmam ben. Clock in. Ne anlamı geliyor? Biri sana mesaj yazdı. Görüyor musun? Cheer up. Diyor Ben ki, modum cheer için. up. Cheer up. That's a good one too. I like that. Thank you, Melissa. Or is it Melissa? Or Okay. is it Roxy? Or is it Roxana? I don't know. Okay. So, Clock in. clock in. Anlatsana bunu. Clock in. Gittin işe. Clock in. Normalde ben zannediyorum ki bu şeyden yola çıktı. Hani böyle saat şeyleri vardır ya, basarsın işe girdiğin öyle anlaşılır. Yani işe başlamak tabii ki de, ama illa o şeyden olmak zorunda değil. İşe başlamak aslında neticesinde. Bence o şey olması gerekiyor ya. Bence ne Gerekiyor bileyim. mu? Bence gerekiyor. Yani işte giriyorsun. Ben geldim bir şekilde yani bir tam bir saat olmayacak da yani bir şekilde işte giriş yapıyorsun. Bir şey yapıyorsun. Artık ben başladım demek için bir şey yapmış oluyorsun bence. Yani mesela ben evdeyken çalışıyorum ya. Yani ben yani işte bu saçma bir örnek oldu. Ama yani başlamam gereken bir saat yoksa yani işte ne kadar çalıştığım, işte süre olarak ne kadar çalıştığım önemli değilse o zaman clocked in demezdim Tabii, ben. haklısın. O yüzden işte ben şu saatte başladım diyebilmek için yaptığım bir şey varsa ona clock in diyebiliriz. Eskiden böyle fiziksel bir clock oluyordu, bir saat oluyordu. İşte bir saat yazıyordun. İşte çıkış saatini de yazıyordun. Artık o yok. Okay, so. Gittik. Şeyimizi yaptık. Geldim demek için. Ne gülüyorsun? Komik bir şey mi var? Çünkü biri Aksanıma mı aşağıya... gülüyorsun? Aksanıma Hayır, sanki sen İngilizce konuşabildiğini mi zannediyorsun? mı? Yok, biri şey yazmış aşağıya da ona güldüm. Reşat Sus yazmış. Sonra altına Ali İbrahim de aynen yazmış. Sonra ben dedim ki ben bu yayında ne yapıyorum? Bütün arkadaşlarıma yayını dislike'lamalar için şu anda DM attım. Arkadaşlar biz Reşat'ı seviyoruz. O benim kanalımın bir arkadaşıdır. Evet, kanalıyla, Zek'in kanalıyla ben çok iyi arkadaşız. So, clock in. We have learned clock in. Have a go at. Have a go at. Çok net değil bunun anlamı. Çok net yani işte budur diyebileceğim bir şey değil. Ama işte bu kişinin patronu işte bağırmış, bir şey yapmış, işte kızmış, işte sert davranmış. Yani have a go at. He had a go at me. İşte başka bir şey aklıma gelmiyor yani onu anlatmak için. Azarlamak, saldırmak, bilmem ne. Yani aynen. Tell off. Tell off. Ne anlama geliyor? Biliyor muyuz? Off. Sizde Birazcık var mı Türkçe'de birden? de Sizde ne var? Siz derken biz yani. biz sen de bizdensin çünkü. Aynen, Daha böyle bizde şeydi mesela pay, ağzının payını vermek. O da böyle bir kalıp aslında. aynen. Hani Dur, aynen. Aa. Bilmiyorum yani tell someone onu çok fazla kullanmıyorum Türkçe'de. O yüzden tam şey diyemiyorum. Ama yani bir kişinin payını vermek yani sanki yani onun hak ettiği cezayı, onun hak ettiğini
verdim anlamına geliyor değil mi? Şey o, evet ya Bir hayır yani evet evet haklısın tabii. Şeye geldi aklıma birine payını vermek to give someone a pie gibi bir şey oldu aklıma böyle. onun What? payını ama yani onun ona ait bir onun sahip olduğu bir pay. Okay. Yes. Bence şu tell off ifadesi yani bu kişinin hak ettiği şey anlamını içermiyor. Bence o yok tell off. Ama yine sert davranıyorsun, bağırıyorsun işte kötü şeyler söylüyorsun. işte tell off. İşte markette gittim, markette biri bana çok sert bir şey söyledi ve and I told her off. I told her off in front of everybody. Okay. Yani evet. Anlıyorum So. senin ne demek istediğini. Böyle tam %100 bir karşılık değil o ağzının payını vermek. Çünkü onu Aynen. hak etmesi gerekmiyor benim söylediğim şeyi. Yani o hak etmişlik yok. Yani hak etmişlik diye bir Aynen. kelime var mı bilmiyorum ama şimdi yarattım Terslemek olabilir ben. belki böyle. Tell someone off. Terslemek yani. Aa! Olabilir. Okay, şimdi gençler bakıyorum. Bu paragraf var hem de bir paragraf daha var. O yüzden biz bir cümle daha yapalım. Ondan sonra birkaç soru alabiliriz. Şu cümleyi açıklayacağız. Ondan sonra birkaç soru alacağız. Tamam mı gençler? Tamam. Okay, so ya onu şey yapayım. Tamam. You want to read that? When? Sure. When I got over the initial surprise, I told her I'd make up for coming in late. Get over. Make up And for. yes. Told yani. Let's get up. Şey. Get over. And make up for. Bu şeyler ne anlamı geliyor? Gençler. Arkadaşlar. Genç olmayanlar. Arkadaş olmayanlar. Bizi kim izliyorsa ne anlamı geliyor? Yes, yazdılar. Üstesinden şey. Üstesinden gelmek. Come. Dude, make up for. Get over. Okay, yeah. Get over. Get over. Aynen. Fahrettin Tuncer'in yazdığını paylaştınız. Nerede o? Senin işaretlediğin şeyin altında. Yakarım lan bu yayını. Fahrettin yazdı. Senden daha mısın? So, üst bunu diyemiyorum ya. Üstesinden gelmek gibi bir şey. Üstesinden gelmek, evet. Get over. Get over the breakup, for example. Aynen. Şey de oluyor. Gitti aklımdan. Bir şey aklıma gelmişti. Get over. I'm trying to get over. Wall. Get over. Şimdi başka bir şey vardı ama şimdi neyse. Başka bir anlamı varmış. Az önce aklıma geldi ama şimdi hatırlamıyorum. Okay. Someone says, do not burn the stream, Do not burn the stream, please. I will please. Oh, definitely, he's the for sure. moderator. He's the moderator. He doesn't want to go down with the ship. Go down with the ship. Güzel bir şey. Güzel bir. Make up for telafi etmek. Gayet şey bir şey. Karşılıklı bir şey var burada. İşte make up for. telafi etmek gibi bir şey. Yani bariz bir fark yoksa işte benim aklıma bir şey gelmiyor. Okay. So, got over the initial surprise. Bu yani baştaki şoku şey yaptığında, get over yaptığında, yaptıktan sonra işte telafi edeceğimi söyledim. Okay. So, do you guys have any questions that you want to ask us? Yani bize sormak istediğiniz şeyler var mı? Yoksa direkt devam edelim. Sorularımız var mı? Reşat, senin bir sorun var mı? Benim bir sorum var. Ne? Ama cevaplayabilir misin bilmiyorum. Bakalım. Böyle bir tereddüt etti kaldı öyle. Acaba ne soracak? Şimdi Zevk hocam. Dinliyorum. Ben seni birazcık daha iyi tanımak istiyorum ya. Birazcık Tamam. yüzeysel bir soru oluyor ama yani soru çok yüzeysel. Hani Zevk, ben aslında soru şu. Zevk kimdir? Çok Zek mu bir şey? çok çok şey aynen çok çok şey oldu aynen. Zek kimdir? Zek bir adamdır. 27 yaşında. Türkiye'de yaşayan, Amerika'da büyümüş.
İlk önce yani İngilizce öğretmek için Türkiye'ye gelmiş. Ondan sonra burayı biraz beğenmiş. Burada yaşamaya, biraz sevmeye başlamış bir çocuk. İşte. Vice. Why? İyi ki de YouTube İşte. kanalı açmış. Ondan Vice sonra... diyorum, hani yazılır ya. Aa, okey. Ben YouTube kanalı açtım Vice. ve... Bir dakika dur. Biri şey yazmış. Zack deyince aklıma gelen ilk şey. Okay, Yanlış, so. okey yanlış Gerçek. yazdık. Aa, dur, çok soru geliyor bak şu anda. Biri. So, guys, we got some questions. We have some questions. Okay. Ne gülüyor? Soruların biri çok iyi. Fahrettin Tuncer yazmış bak, soruyor. Yine yaramazlık. Yine mi yaramazlık yapıyor? Bana tını olarak çok Tamam. komik ya. Hemen kaldırayım şeyden, ekrandan. What you talking about, Okay. man? You Şimdi arkadaşlar bunu ekrana koyacağım. Bu inanılmaz ırkçı bir şey ama yani göstermek için. better Bu soru inanılmaz ırkçı. Yani bildiğin yani nefret dili gibi bir şey. Yani Türkler genelde bunun farkında olmuyor. Yani televizyondan böyle filmlerden bir şeyleri duyuyorlar. Tam da yani ne olduğunu bilmeden söylüyor. Yani bu inanılmaz ırkçı bir şey. Yani bunu yani Amerika'ya girip bunu söylersiniz sokakta işte dövülürsünüz. Anında. Hemen. African American would be a better solution for that word. Hem de yani burada şey diyorsun ya yani bu kişi yani İngilizcesi diyorsun yani sanki onlara ait bir İngilizce var. Yani onlar nasıl konuşuyor? Yani onların farklı bir şey mi var? Farklı bir İngilizcesi mi var? Yani Ya bir bence şey söyleyeceğim sana. Yani şeyi anlıyorum. You try to be political correct. Ve kesinlikle söylediğinle haklısın. Hani onlara ait bir şey yok. Ama herkesin kafasında böyle şeyler vardır ya, stereotypes. aha. And mesela Russian guy speaking English would be, what are you talking about? I want vodka. That would be a stereotype. Hani çok bariz ön yargı. Hani böyle insanların böyle African American English deyince aklına gelen dil de vardır ya. Bence arkadaşımız onu demek istiyor. Ama sen tabii ki söylediğin tabii ki son derece doğru. Hani şey Evet. vardı ya, what you talking about then? Get your ass over here falan. Hani o tarz konuşma. Evet Onu de soruyor bir tek arkadaşımız. siyahi insanlar öyle konuşmaz. Yani o aslında yani genelde nasıl desem yani eğitimli olmayan Klişe. insan yani şöyle şey diyeceğim yani Evet. eğitimli olmayan insanların konuştuğu bir kullandığı bir dil ve buna işte siyahilerin İngilizcesi demek biraz şey yani hakarettir. Okay. Sorular. Buna geldim yine. Sorular kaynadı ama benim de aklıma çok ciddi bir soru geldi bununla ilgili. Tamam, söyle. Çok çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi senin büyüdüğün yerde Amerika'da bu ırkçılık konusu şey miydi Zek? Böyle çok var mıydı ya da böyle daha çok yok muydu? Çünkü Amerika'nın bazı yerlerinde ırkçılık hala çok oluyor ya. Ne bileyim yani bu çok yani o kadar değişiklik gösteren bir konu ki yani çok fazla bir şey diyemeyeceğim. Çok yani genelleyemeyeceğim. Benim arkadaş çevremde pek yoktu. Yani benim işte siyahi insan arkadaşlarım vardı. Çok çok fazla vardı. Yani benim gittiğim lisede yani tek beyaz bendim. Tek yani beyaz yani siyahi olmayan kişi bendim zaten yani. Aa, Bizim bir sıkıntımız yoktu. wow. Okay, Ama gelelim işte sorulara. biraz daha büyük nesillere sorarsak belki farklı şeyler söylerler. Okay, so listening nasıl gelişir? İşte İngilizce kulak nasıl gelişir? Listening nasıl gelişir? Bir tane de listening nasıl gelişir? Bence listening'in nasıl geliştiğini öğrenmek isteyen birkaç kişi var. Ne demek istiyorsun bu soruya? Yani bence ikimizin de dilinde artık tüy bitti bunu anlamak, anlatmaktan. Yani nereden gireyim, nereden şey yapayım, listening nasıl gelişir? En son ne söylemişti? Katılamıyorum ki. En son şey demiştik ya, bununla ilgili bir videom var. Adını unuttum. Girin dillendimyoutube.com, dillendim. Kanal sayfasına bakın. Birçok yok ya, listening nasıl gelişir? Bir dil nasıl gelişir? Duydun. Şimdi beynimizde arkadaşlar.
Bu Türk olduğumuz için değil, genellikle her insanın gelişme aşamasında beyninde bir filtre oluşur. O filtre kendi ana dili ve bebeklik hani büyüme evresinde duyduğu dilleri ve bildiği dilleri dışındaki sesleri filtreler. Şimdi ben Türkçe ile büyüyorsam hayatım boyunca beynim belirli bir noktadan sonra Türkçe olmayan sesleri otomatik olarak filtreler. Çünkü anlamıyorum der. Yormamaya çalışır kendisini. Şimdi sen eğer bilmediğin, bugüne kadar öğrenmediğin bir dili öğrenmeye çalışacaksan bu beyninin filtre prosedürünün önüne geçebilmen için mümkün oldukça maruz kalman gerekiyor. Mümkün oldukça duyman gerekiyor. Ama sadece yani bunu bir süre boyunca şey yapabilirsin. Gerçekten sadece o sesleri etrafında bulundurabilirsin. Ama tek bu da yetmiyor. Aynı zamanda aktif olarak dinlemek de var. Hani bir yerden sonra tabii ki. Bir yerden sonra bu adam ne diyor? Kendini tekrarlayan kalıplar ne? Karşındaki hangi beden dilini kullanarak bunu söylediğini söylüyor diye bu iste devam eder ve ben burada şimdi yarım saat gitti monologla başınızı şişiririm. O yüzden şunu söyleyeyim. Hem Zelk'in kanalında hem benim kanalımda listening'i anlatan, geliştirme unsurlarını anlatan hem de pratik edebileceğiniz birçok videolarımız var. Mutlaka ikimizin kanalına da bu konuyla ilgili bir göz atabilirsiniz. Aynen öyle. Benim aslında bununla ilgili bir videom var. İşte çok şaşıracaksınız buna ama aynen bu konuyla ilgili bir videom var. Türkiye ilk geldiğimde, yani ben 22 yaşına kadar başka bir dil hiç duymadım. Amerika'da başka bir şey konuşmuyoruz. İngilizce konuşuluyor, başka bir şey yok. O yüzden 22 yaşına kadar başka bir şey hiç duymadım. Ondan sonra Türkiye'ye bir geldim ve yeni sesler duymaya başladım. Ama benim beynim o yeni sesleri İngilizce sesleri olarak anlamaya başladı. İşte bu filtrelemek, işte filtre olayı var ya. Yani ben Ü harfini U harfi olarak anlıyordum. İşte Ö harfi işte farklı bir şey olarak anlıyordum. Yani alışmak lazım bu şeylere. İşte beynimizi böyle maruz bırakmak lazım. Okay. Biri Aynen. Bu ırkçılık. arada Efendim, bunu okuyayım. evet. Irkçılık kadar saçma bir şey yok. Okay. Ha, şey az önce bir şey demiştin, oyunu aklıma takıldı. Jacksonville, Florida'da büyüdün sen. Ben Florida'ya gittiğim için soruyorum. Florida'da mesela nereye gittiysem birçok yerde mesela bir levha var. Please yani bir şeyler yazıyor İngilizce. Altında aynısının İspanyolcası da yazıyor. Çünkü Florida'nın Hispanic nüfusu da çok yüksek. Mesela senin orada hiçbir şekilde İspanyolca öğrenme şansın oldu mu? Yok ben Kuzey Florida'da büyüdüm. Orada bir şey yok. Orada ya yani çok yabancı yok. Yabancı var da Ah, yani okay. çok büyük bir şey sahip değiller. Nüfusa sahip değiller. Aynen. O yüzden bizde çok bir şey yoktu. Oradan da işte kuzeye doğru gittiğinde işte daha da azalıyor. İşte yabancı sayısı. İşte İspanyolca konuşan insanlar sayısı. Okey, biri şey söylemişti. Zek, İngiliz aksanı ile ilgili bir video yapabilir misin? Hayır, yapamam. Çünkü İngiliz değilim. Yani onunla ilgili bir şey yapamam. O yani Türkçe ile ilgili bir şey yapabilirim. O daha kolay olur benim için yani. Bir şey söyleyeyim mi sana Zeki? Söyle. Sen yani şimdi herkesin önünde ekranda seni övmek için söylemiyorum ama gerçekten akıllı bir adamsın. Ve bence sen sadece böyle iki üç tane bir şey okusan, makale okusan, birazcık bir şeyler izlesen bununla ilgili çok güzel bir video yaparsın. İlla İngiliz olman gerekmiyor veya İngiliz aksanıyla konuşabiliyor olman gerekmiyor. Senin kulağın çok iyi ve çok iyi bir anlatıcısın. Bence yaparsın yani. Güzel bir video olabilir. Yaparım da sen varken niye yapayım ki? Sen zaten yapıyorsun. Sen zaten bu şeyleri Ya. çok iyi yapıyorsun. Zaten işte bu şeyler Ya. var. İşte Yemin. aramızda yani onun kanalına abone olmayan insanlar varsa ne yapıyorsunuz? Bu hayatta ne yapıyorsunuz? Niye böyle bu hayatını boşuna yaşıyorsunuz? Abone olun bu adamın işte kanalına ve bu hayatı yaşayın. Sen kralsın ya. Okay. Kralsın ya. So. Arkadaşlar tamam dislike'ları çekelim lütfen. Dislike'ları çekeriz. Bütün botları geri yolluyorum falan. Ha, biri Okay. de şey sormuş bak onu ben gördüm az önce. Özel ders veriyor musunuz diye sormuş. Zekin kanalında ha ben mi? Ama bence bu ikimize de geldi. Okay. Çünkü genel sormuş biri sadece bana değil. Zekin kanalında mesela arkadaşlar katıl butonu var. Tabii katıl butonu birazcık şey hani desteklemek amaçlı ama aynı zamanda katıl butonunu tıklayarak mesela ben İngilizce bilmiyorum. Zekin kanalına bakıyorum. Aa katıl butonu özel şey var değil mi? Native. Seçebiliyorum oradan.
Oraya girerek mesela özel ders gibi mi oluyor, nasıl oluyor Tam bilmiyorum. ders olmuyor ama yani konuşuyoruz, takılıyoruz. Tam yani ders Aynen. olmuyor. Oradan biraz daha şey yapabilirsiniz. Aynısı benim kanalımda da var. Benim hani orada da şey yapabilir. Ben özel ders kıvamında birazcık yapmaya çalışıyorum ama oraya da göz atabilirsiniz yani arkadaşlar. Okay. So. Bu ne? 80. İngilizce kelime. Bunu da 1000 kere açıkladık da. Yani kelime öğrenmeye çalışırken. Yani burada ezberlemek kelimesini kullandık ya. Bence onu direkt sıyırıp atalım yani. Bence biz kelime öğrenirken yani bağlamla beraber öğrenmemiz gerekiyor. Yani sırf bu kelime bu anlama geliyor. Şu kelime şu anlama geliyor şeklinde değil de yani bağlamla beraber öğrenmemiz gerekiyor. O yüzden yani bir sürü farklı, bir sürü yeni kelime öğreneceğin bir şey yap. Yani bir kitap oku, bir şey izle, bir film izle falan. Ve yeni şeyler ile karşılaştığında git şeyleri öğren, işte anlamını öğren, nasıl kullanıldığını öğren. İşte o cümlere, işte gördüğün cümlere nasıl kullanıldığını anla. Bence öyle. Vocabulary'in iyice büyür yani. Bir şey eklemek istiyor musun? Çok o kadar güzel anlattın ki bence eklemeye yok cidden yani anlat Okay. ne diyelim. Bu gayet güzel bir soru. Gayet güzel bir soru. Listening yaparak speaking gelişir mi? Bana mı soruyorsun? Sana soruyor. Aynen. Bu kişi sana soruyor. Görüyor musun? Zek diyor da. Winky, thanks for Okay. this question. Oh God, I love me so much. Listening yaparak speaking gelişir mi? Gelişmez. Çünkü neden? Yani ilk aşamada gelişmez. Çünkü beynimiz algılar ama dilimiz konuşmadığı sürece bu hiçbir şey ifade etmez yani. Onu söyleyeyim. Çünkü bunun örneğini o kadar çok gördüm ki yani adam aslında kafasında var biliyor. Anlıyor da senin söylediklerini. Gerçekten de anlıyor. İstisnasız kusursuz anlıyor. Bütün gramer kuralları her şey kafasının içinde var. Ama bu şu konuşmaya girmediği sürece gelişmez o. Kalır böyle ham bir şekilde beyninin içinde kalır. Çıkacaksın, konuşacaksın. Ve bahanen şey olmayacak. Aa ama konuşacak kimse yok. Böyle bir bahane yok abi. Böyle bir bahane yok. Katılıyor musun? Katılıyorum, katılıyorum. Yani tabii ki yani listening yaparak yeni kelimeler öğrenebilirsin. Yani ne bileyim cümle kalıpları falan öğrenebilirsin. O şekilde yeni şeyler öğrenmiş oluyorsun. Ve tabii ki speaking yaparken yani konuşurken belki o şeyleri kullanacaksın. Ama yani speaking becerisi dediğimiz şey gelişmez. Aynen. Okay. Birkaç şey daha yapalım. Birkaç cümle daha yapalım. Ne diyorsun? Bu nasıl Bir kullanılır? an Bir şey mi geldi? Güzel bir soru mu geldi? Aynen. yok Geliyoruz, geliyor ya dönüyoruz. yok Dönüyoruz. Tamam mı? Dönüyoruz. Sakin geldi. olun. Sakin olun. Okay. Okay. So, şuraya... Yok. Nereye gittim? Şuraya mı gittim? Yok, oraya gitmedim. Gittim buraya. Aynen öyle. Bizi görmeniz gerekiyor. Alright. So. So, you can read the next sentence and I am going to clear my throat. Is that okay? So... Okay, what sentence? Where are we We're at? starting here. Okay, you read that nice and slowly, and I'm going to clear my throat. Go. All right, okay, guys. So, but it turned out that she had blown up over a deal that had fallen through after a client of mine had pulled out of a contract. Okay, Okay, I'm bir back. kısmına bakalım. Okay, gelmiş. But it turned out var, blow up var. Ve fall through var. Ve pull out Pull of out. var. Yeah, pull out of. Yeah, Yes. pull out. Okay. So, turn out. Ne anlamı geliyor? Turn out. Turn out, guys. Ondan sonra işte blow up. Fall through. Yeah, pull out. Bu şeyler ne anlamı geliyor? İşte biri reddetmek yazdı. Hangisi reddetmek olabilir ki? Blown up, No. fallen through. Sanırım reddetmek anlamına gelen bir şey yok burada. Çıkmak geldi. İşte pull out yok. Nereye gitti? Nereye gitti? Çıkmak yani pull out gibi bir şey. İşte bir kontrat yapıyorlar. Ondan sonra işte son anda çıktı yani olur. Pull out. Caymak Yeah. gibi bir şey yani. Pull out.
Blow up, patlamak gibi bir şey. Ama bu bir kişiden bahsediyoruz. Yani bu blow up, Sinirden. patlamak anlamına geliyorsa o zaman mecazi bir patlama oluyor. Sinirden patlamak deriz ya biz de. Ne? Sinirden patlıyorum. Sinirden Sinir. patlamak. Okay. Aynen. Blow up. Normalde patlamak mesela. Bomb blew up. Yani Yeah, the bomba bomb blew up, the patladı. bomb. Turn out. Ortaya çıktı. It turned out. Yeah. Yani Ama o bir... aynı şey değiller Yine ama aynı durumda kullanılırlar. Yani. birazcık şey kalıyor yine. Türkçedeki biraz eksik kalıyor. Turned out mesela. I ordered a phone and it turned out to be, I don't know, Something. green. Yeah, I wanted it to be black but it turned out to be green. Yani meydana çıkmak, ortaya çıkmak ama böyle beklenmedik bir yerden değil mi aslında? Hani Turn, böyle turns out. düşündüğümüz, it turns Aynen. out. Beklediğin bir şey için bunu kullanmazsın sanırım. Dur. Aynen, Yani kendi bir aynen. konuşayım. Yok, yani beklediğin için bir şey beklediğin bir şey için kullanamaz bu. Yani Bir şey ortaya bekliyorsun çıkmak ama çünkü biraz onun eksiğini taşıyor. Hani ortaya çıktığın hani tam %100 değil o yüzden değil mi Zek? ama işte bunu Türkçe'ye çevirecek olursam belki ortaya çıkmak gibi bir şey derdim. Ama dediğimiz gibi bir şey bekliyorsun. But it turns out farklıymış. Blown up dedik. İşte sinirden patlamak gibi bir şey. Çok kızmak falan. Ama yani abartarak, böyle abartılı bir şekilde. But it turned out that she had Fall fall over a deal that had fallen through. Deal, buradaki deal yani bir şey, bir kontrat gibi bir şey, bir antlaşma gibi bir şey. Yani şirket bir şey yapıyor, bir kontrat falan yapıyor. But that deal, o deal var ya, that deal fell through. That deal had fallen through. Ne anlamı gidiyor? Fall through. Aynen biri Başarısız olmak olur. güme gitmek deriz Suya biz Türkçe. düşmek neye? Güme gitmek. Güme Yani mi? böyle aynen güme gitmek denir ona. Yani when you say that something's fallen through, a deal has fallen through, o sözleşme güme gitti. Yani başarısız sonuçlandı. Aynen. Suya düşmek mi diyorsunuz siz? Yani o da olabilir. Onu hiç duymadım. Yani güme gitmek daha yaygındır. Gerçekleşmemek aslında güme gitmek. After a client of mine, client ne anlamı gidiyor? Biliyor musunuz? Client. Client. Client ne anlamı Yes. gidiyor? Bir clientımız işte şey. What's the difference between a customer and a client? Oh, I don't know. You could call a client a customer, but not all customers are clients. You can call a client a customer. How about this? All clients are customers, but not all customers are clients. So Anladın mı? how do I know if I'm a client or a customer? Well, if you are buying something from someone, if Oh, I know it. what? I think. So is it like when I'm a customer and actually buying something that is visible, like let's say I don't know, meat or a bottle of water. When I'm a client, I'm not buying a product that's visible, but I maybe a haircut, you know? Would that be a client? Clients. Yeah, maybe. Usually client, so customers Because is it's a like a service, because it's a service, you know? When you buy a service, it's like being a client. Is it that? No, Or am I? I think you can be a customer for a service. But this the when you're a customer, get our customers, move our customers. Right. When you're a customer, it's kind of like a one-time thing, a short-term thing. And client would be someone you work with. So like I give guitar lessons. My students, I can call them clients. I give Oh, them really? lessons every week. So I will call them clients. Is it because you give them the lessons every week, or is it because you're offering a service? It would be the consistency, and there's a connection between us. A customer with a I'm customer cu there.
I'm curious about that. I'm going to Google that right now. Yeah. With a customer, yours seems to be more legit. With a customer, there's not necessarily like a connection, but with a client, that is my client. There, you know, we are connected in some way. So. Okay. Did you find it? I'm looking. Okay. While you're looking, I'm going to read the next question or the next sentence. She told me that I wouldn't get away with it, that I'd let everybody down, and went on and on. She told me that I wouldn't get away with it, that I'd let everybody down, and went on and on. Shouldn't be Gandalfimus. Okay, I got. I'm a receiver, but elegium. What is it? What is the? I am receiver. I am receiver. So it says customers are generally people who come to you mainly to buy the products or services you supply. Clients buy your advice and solutions personalized to their particular needs. Wow. Okay. A client is more specific. When I was in America, I referred to my students as clients, people that took guitar lessons from me. Personalized to their particular needs. Yeah, so their particular needs. Yeah. I said there was like a connection. You know, it's yeah, more yeah. Connect. Anyway. Oh, you're talking to somebody else. Okay. So, she told me that I wouldn't get away with it. Shouldn't get away with it? Get away with varma sizde Türkçe'de? Yani bizde get away with varma. Benim aklıma bir şey gelmiyor. Yok ama şöyle olur. Get away with. Yani anlatılabilir tabii ki. Bir şeyin birinin yanına kar kalması. Mesela bir şeyi yapıyorsun. Normalde ceza hak ediyorsun onun için. Ama o cezayı almıyorsun. Yani işte. Yırtıyorsun yani. Yırtmak gibi bir şey yani. To get away with murder diye bir dizi var hatta değil mi? How to get away with murder. Umut Bey şunu yazdı. Bunu yani bilmiyorum. Yani Türkçe'de ne anlamı geldiğini bilmiyorum. Paçayı kurtarmak yani tam yine böyle %100 beni tatmin eden bir şey değil. Ama bir ceza var ya da işte olumsuz bir şey var ve sen o olumsuz şeyi görmüyorsun, o cezayı çekmiyorsun, almıyorsun. Aynen. Get away with it. Get away with murder diye bir şey var, bir ne var? Şarkı mı? Dizi. Dizi mi var? Neyse. How to get away with murder. Oh, that. Yeah, okay. Let down. Let down. You let me down. Reshat, you let me down. I just want you to know. You'll never let me down. There's a Beatles song. There's a Beatles song called Don't Let Me Down. Yeah. Şimdi bir kere fiziki bir anlamı var. Yani indirmek gibi bir şey. Let down. ama buradaki farklı oluyor. Let everybody down. Yani benim aklıma şey geliyor. Yani hayal kırıklığına uğratmak gibi bir şey. İşte insanların beklentileri oluyor. Sen o beklentileri yerine getirmiyorsun. Yerine getirmeyerek şey yapıyorsun. Hayal kırıklığına uğratıyorsun. Herkesi üzüyorsun. Let everybody down. Yes. Yüzüstü bırakmak da diyebiliriz. Yüzüstü bırakmak. Güzel bir şey. Onu kullanmam çok fazla Türkçe'de. And go on and on. Bu ne anlama geliyor? She went on and on and on and on and on. And on. Ne demek? Disappointed. What is it? Benzer bir şey. Disappointed. Yes. Devam etmek. Go on. Devam etmek. Go on and on and on and on and on. Yani devam etmeye devam ediyorsun yani. Okay. So. Aşağı iniyoruz. Bunu görmeyindir. Orada şey yazdım yani. Lütfen sorularınızı bir kere yazın falan yazmıştım. Okay. So. Eventually, yavaş okurken eventually diye okuyorum. 5 heceydi. Ama hızlı konuşurken eventually.
Eventually. Dört heceydi. Eventually. Eventually. Eventually, I ran out of patience and answered back. I said... Wow. O biraz uzun oluyor. Tamam, oradan başlayalım. Eventually, I ran out of patience and answered back. Run out. Ne anlamı gidiyor? Bu var ya arkadaşlar, size bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'nin en büyük eksiği bu fiil kalıbı. Run out of something. Çünkü herkes şey diyor. Mesela KFC'ye gidiyorsun. Chicken finish. Chicken finish. No chicken finish. Herkes siz finish kelimesini kullanıyor. Siz finish kelimesini çok seviyorsunuz. Var ya yani. Her şey finish oluyor. O kadar çok iyi. Her şey finish oluyor aynen. Sporda, geçen gün spora gittim. Orada bir yabancı bir çocuk vardı. İşte ona bir şeyler öğretmeye çalışıyorlar. Ondan sonra finish dediler. Evet. Her şey finish olmuyor gençler. Her şey run out da olmuyor. tükenen bir şey. İşte tükenmek dedik. Tükenmek, bitmek. Sabrım tükendi. Aynen öyle. Biz bunu anlıyoruz. Çok şükür. Evet, sabrım tükendi. Birçok kişi anlamasa da. Biz anlıyoruz. English Reset kanalında biz anlıyoruz. Okay. Biz anlıyoruz. Answered back. Answered back. Bu gayet mantıklı. Bu yani şey sayılmaz bence. Yani answer diye bir şey var. Back diye bir şey var. İşte bir araya geliyorlar. Answered back. Yani çok yani anlamı değişmiyor. Okay. devamını okumak istiyor musun? Okay. Noktaya kadar. I said that I was not going to put up with things like this anymore and that if she wanted to lay me off, she should go ahead and do it. All right. I said that I was not going to put up with, var, put up with, lay off, go ahead, yani go ahead, yeah. Put up, lay off, go ahead. Bu şeyler ne anlamı geliyor? Biliyor muyuz? Put up with. Katlanmak, tamam. Dayanmak, katlanmak. Yani put up with. Gayet güzel bir çeviri. Yes. Aynen, gayet güzel. Yani benim aklıma böyle bir şey gelmiyor. Yeah. Açıklamamız gereken. Okay. Tolerate gibi aslında. Tolerate, put up with, endure falan. Okay. Things like this anymore, and that if she wanted to lay off. It seems like everyone knows phrasal verbs here. This is true. Yeah. This is true. Okay, so we need to talk. So, şimdi bunu Türkçe olarak anlatayım. Diyelim ki işte iş yerinde saçma sapan bir şey yaptın. Ondan sonra işten çıkarıldın. You were fired. You got fired. I was fired. You were not laid off. You were not laid off. You got fired. Ama şirketin parası bitti. İşte artık birkaç kişi bırakması gerekiyor. O zaman laid off kelimesi kullanılır çoğu zaman. genelde orada bir fark var. Aslında burada sanki öyle kullanılmıyor. Ama size diyorum ki genelde bir fark var. Yani I got fired dersiniz. Yani siz saçma sapan bir şey yapmıştınız. Ve işte kovuldunuz. Ama yani şirketin parası işte azalmışsa, başka bir şey olmuşsa ve de olumsuz bir gelişme olmuşsa ve o nedenden dolayı, işte o sebepten dolayı siz bırakılmışsanız o zaman you got laid off. I got laid off. Diyebiliriz. Okay. So. Well done, sir. She should go ahead. Bu da çok şey sayılmaz bence. Go ahead. Yani. Sayılır mı? Ne bileyim. Go ahead. Ya yeah, go ahead zaman... de çok bariz aslında. Go ahead. Go ahead and do it. Yani yapsın anlamına geliyor bu. Yani, işte, beni işten çıkaracaksa o zaman yani yapsın anlamına geliyor. She should go ahead and do it. Go ahead. Go ahead. Yani go ahead şey yani beklemeden anlamını içeriyor. Yani o şey içeriyor. Yani beklemeden hadi şimdi yap. Diyormuşuz gibi oluyor. Yes, go ahead and do it. Go ahead and do it. You should go ahead and like the video. Başka bir örnek aklıma gelmiyor. Go ahead. Should I do this or that? Should I do A or B?
You should go ahead and do A now. You should go ahead and do A now and do B later. You should go ahead and do A now and do B later. Anladık mı onu? Yani şimdi A'yı yap, B sonra yapalım. Okay, bu ne anlama geliyor? Bunu bilmiyorum. Tahammül ne anlama geliyor? Tahammül etmek. Yani birazcık şey gibi, tolerate gibi. Az önceki şeyi söylemiş. Phrasal verb'ı. Hangisiydi o? Yani şey, biri şunu buyurun yapın hadi. Değil de yani şimdi. Şimdi yani şu an yani anlamını içeriyor. Yani daha çok zamanla ilgili bir şey. Yani sertlikle ilgili değil. Yani zamanla ilgili bir şey. Anlam. Şeye geldi aklıma. Cem Yılmaz diyor ya hani erkek çocukları böyle. Bu da bizim oğlumuz Mahmut. Buyurun. Buyurun. O harika bir şey. Bir stand-up klibi. Okay. Evet. So. Bana Türkçe öğreten kişi Cem Yılmaz'dı. Okay. So. Neredeyiz? Answer back. Anyway. Lay me off. Anyway. To cut a long story short. To cut a long story short, I stormed out and called Mark's secretary, who put me through to him. Anyway, to cut a long story short, I stormed out and called Mark's secretary. O Mark var ya, işte Jeff olması gerekiyor. Yukarıdaki Mark'tı, onu Jeff'e şey değiştirdim, Jeff'e yaptım. Bu Mark aslında Jeff olacak. Zack olsun. Jack, aynen. Herkes bana Jack diyor zaten. Okay, Jack. Anyway, to cut a long story short, I stormed out and called Zach's secretary, who put me through to him. Derken? Put someone through. Storm out. Öfkeyle çıkıp gitmek olur. Yani storm ne oluyor? Yani fırtına gibi bir şey oluyor. Yani storm out. İşte fırtına gibi böyle çok kızgın bir şekilde. Çıkıyorsun işte. Okay. Yeah. Bu seçim tam olarak bu değil. İşte uzun bir hikayemiz var. Onu kısaltıyoruz. Yani kısa versiyonunu vermiş oluyoruz. İşte to cut a long story short. The moral uzun of the The moral of the story ne oluyor? Yani bu işte hikayeden çıkarmamız gereken ders, öğrenmemiz gereken şey oluyor. Belki aynı durumda kullanılır. Yani belki bir hikayenin kısa versiyonunu anlatırken, yani sadece işte çıkarmamız gereken dersi anlatırsın. İşte onu gösteren bir parçasını anlatırsın. Ama aynı şey değiller. Okay. Bu ne? Hiddet ne demek? Onu bilmiyorum. Storm out falan demiştik ya, onu kastediyor sanırım. Hiddetle çıkmak. So, yani kısaca, to cut a long story short, yani uzun bir hikaye kısa yapmak için, yani uzun bir hikayenin kısa versiyonunu verecek olursak gibi bir şey. To cut a long story short, I stormed out and called Mark's secretary, yani Zach's secretary, who put me through to him. Put through. Ne anlama geliyor? Yes. Ne anlama geliyor? Geçler, arkadaşlar. Put through. Arıyoruz. Let's cut to the... Bu işte let's cut to the chase şey olur. İşte olaya gelelim. İşte önemli noktaya gelelim gibi bir şey. Let's cut to the chase. Okay. Telefona bağlamak. Aynen öyle bir şey. Yes. İşte bu da... Bilmiş. Bu da bilmiş. To sum up değil de. To sum up mı? To sum up derken yani özet veriyorsun. Yani kısaltmak yani. Da aynı şey değil bence. Okay. Bence de değil. So, I told ile başlayan cümle. Will you read that sentence? Can you read that sentence? I told Zach or Jeff or whoever it is, I told Mark that I'd like to take him up on his offer. So in the end, everything worked out perfectly. Take someone up. Take something up. Take up aslında farklı oluyor.
Mesela ben fotoğrafçı, ne deniyor? Fotoğrafçılık. Fotoğrafçılığa başladım. I took up photography. I decided to take up photography. Yeni bir hobi olarak işte artık foto çekiyorum. Ama bu işte to take someone up on their offer. To take someone up on their offer. Bu ne anlama geliyor? Konteksten anlaşılır bence. Yani onun şeyini kabul etmek. Aynen onun teklifini, iş Teklifini kabul teklifini etmek. kabul etmek, olumlu bir cevap vermek gibi bir şey. Aynen öyle. Thumbs up Thumbs up. Bence de thumbs up gibi. Hatta bu videoya vermeniz gereken thumbs up gibi. gibi. Okay. Aynen öyle, aynen öyle. Mesela şu anda yayında 110 kişi var. 110 kişi de şimdi thumbs up'a tıklarsa bence müthiş bir şey olur. Yani. Müthiş bir şey olur. Aynen. Everything worked out perfectly. Buradaki work out ne anlamı I geliyor? worked out today in the gym. O It anlamı worked gelmiyor. out fine. O anlamı gelmiyor. Mesela bu sabah I worked out. Today was Yeah. deadlift day. Again, once again. It's Tuesday. It's deadlift day. But mutlu sonla bitmek. Depending Okay. on Yoluna girdi. Tamam. İşte bu cümlede, bu bağlamda o anlamı geliyor. Her şey yani olumlu bir Yes. şekilde, yani herkesi mutlu eden bir şekilde bitti, sonuçlandı. Egzersiz anlamına gelebilir. Yani spor yapmak anlamına Ona o gelebilir. an onun esprisini Biz yapmışsın en esprisini azından. yaptık. Şakasını yaptık. Aynen öyle. Şimdi sormak istediğiniz workout, sonuçlanmak. Genelde olumlu bir şekilde sonuçlanıyor. Yani it all worked out. Sadece aslında onu diyebilirim. Yani nesne kullanmadan it all worked out diyebilirim. Yani iyi bitti, iyi sonuçlandı. It all worked out. Yani bir sıkıntı olmadan bitti, sonuçlandı falan. Okay. Take him up on his offer. Şu. Take him up on his offer. Onun teklifini. Şey. Onun teklifini. Kabul ettik. Kabul etti. Okay. So, arkadaşlar, biz şu işte şeyi bitirdik. Artık biraz bayağı oldu bu yayın biraz uzadı. Birkaç Evet soru ama alamam. bu kadar uzun süreceğini tahmin etmezdim Aynen ben de Deniz. hiç Ama, ama tahmin keyifli etmemiştim. oldu. Aynen. Şimdi arkadaşlar birkaç soru alalım. Ondan sonra bu yayını kapatalım. Bak her yani bir 10 kişi çıktı şimdi. Okay. Tavsiyemizi hiç önemsemeyen arkadaşlar varmış. Şimdi bir sormak isteyen varsa sorusunu sorsun. Yoksa hadi bakalım. Eder misin? Congratulations. Congratulations. Sen onu biliyor musun? O şey videoyu mu Bir adam gördün? sokak röportajında soruyorlar. Aha, Can aha. you pronounce this word? Adam diyor ki bu Yunancadır. Yunanca 13'tür demiyor, falan. Yunanca demiyor. Yunanistanca diyor. Hatırlıyor musun? Aa doğru. Yunanistanca diyor. Yazılış şekli Yunanistanca zaten. Bak bakış da tam olarak bu. Onis. Congratulationis. Evet bu Yunanistanca. Yazılış şekli Yunanistanca. Congratulations. Congratulations, Congratulations. buddy. Kan, işte oradaki sesli harf yok sizde. Gra, oradaki sesli harf yok sizde. Congratulations. C, orada bir c oluyor hızlı konuşurken. C, o da yok sizde. Congratulay, le var sizde. Leşans, son sesli harf de yok yani. Bir tane var sizde. İşte sesli harflerinden bir tanesi Türkçe'de. O yüzden. Abi bu tam senlik bir soru. Pronounce. Pronounce. Arkadaşlar hiç daha önce söylediğim bir şey söyleyeceğim. Bununla ilgili kanalımda bir değil birden fazla video var. aşağıya yorumlara şey yazmışlar. Sorry for my bad English.
Yunanistanca'dan sonra. Abi ben bu yorumları çok seviyorum. Pronouns nasıl geliştirilir? Arkadaşlar pronouns nasıl? Ben sanki bu soruyu 500 kere cevaplamış gibi hissediyorum. Ve Bir her kere defasında sadece... pronunciation olacak. Yani pronounce bir fiil oluyor. Pronunciation. How can I improve my pronunciation? Okay. Yes. How can I improve my pronunciation? By listening and repeating. Şimdi gerçekten şakasını değil mi? Ama gerçekten bununla ilgili kanalımda o kadar çok video var ki. Şimdi herkesin tekrar ve tekrar söylediğim şeylerle başını ağrıtmak istemiyorum. Kısacası dinleyip taklit etme meselesi. Aynen Çok öyle. daha detaylı cevaplarım var. Kanalımda bir göz atabilirsin. Nereye gitti? Nereye gitti? Şimdi. Sorry for my bad England. Şimdi arkadaşlar. England. England ile konuşuyoruz bu cümlede. Bu. England ile konuşuyoruz. Ve England'e ne diyoruz? Sorry for my bed. Yani benim... Nasıl diyorum bunu? Benim yatağım için özür Yatağım için özür dilerim İngiltere. diliyorum. Okay. Ne? CSGO Seni meme mi? seviyoruz. Ne? Dur biri şey yazmış. Stop with that CSGO meme. Ben CSGO oynamıştım çünkü. Çok uzun süre. Yok bize I söylemiyor. sold Bize söylemiyor. my Okay. So. wife for internet connection. Supposed to be sold. I sold my wife for internet connection. Burada sold diyeceğiz. Geçmiş zaman kullanacağız. Hem de internet connection'den önce bir şey gelsin. Yani bir an internet connection. My internet connection falan. I think England appreciates that. I come to think that you don't read my messages on purpose. I have come to think, Dilim. I have come to think that you don't read my messages on purpose. Onu sen ne sordun? Dur. Onu bir bulacağım bir şey. Ben At onu least he bulurken didn't sen say it. I'm trying to entertain our people, okay? sen şunu cevaplar mısın? Dur. Nereye gitti? Nereye gitti? Ya çok güzel bir soru. Evet. Tamam. Sen şuna cevap veriyor musun? How can I go to the Taksim? Okay, Wrigley. Go go. Okay. To the Taksim. Şey de çok yapılıyor ya. Türkçe'de bu the konusu. Yani özel isim tamam geyiğine yazmış da. Özel isimden önce tabii ki the'yi kullanmayız. I'm going to the Zach demem. I'm going to Zach. I'm going to the Germany demem. I'm going to Germany. Someone says I sold my böbrek for my internet connection. Şimdi Anıl'ın sorusunu buldum. Yani bir tanesini, burada iki tanesi var. I'm well aware that it is not fair to ask a question over and over again, but I really need to get it confirmed, guys. So the question is... What is this? You Adam could have asked the o kadar question like kibar bir 20 şey times ki, already. o kadar kibar bir şey ki. Okay. If you turn out to be lying, you'll bear the consequences. Would it sound natural to you, your ears? If you turn out to be lying, if it turns out that you're lying, benim kulağıma çok daha doğal geliyor. If it turns out that you're lying, if it turns out that you are lying, benim kulağıma biraz daha şey geliyor, doğal geliyor. Aynen. Umarım açıklayıcı olmuştur. If you Okay. turn out to be lying, if you turn out to be a liar, maybe. Yani evet Aynen. haklısın, haklısın Okay. kesinlikle. Başka bir şey var mı sormak istediğimiz? Bu sorular, bu yorumlar efsane yani. Okay. Arkadaşlar yorumlara yazın. Zack mi Reşat mı? Hangisinden daha fazla gelecek? Daha fazla Zack mi gelecek? Daha fazla Reşat mı gelecek? Zack mi Reşat mı? Daha çocuksu bir That's a şey bulamadın competition mı? bro. Daha böyle saçma sapan Bulamadım. çocuksu bir şey bulamadın. Onlar bunu yaparken, I have a question for Dilendim. Is it hard for you to understand slang language, especially conversation between... Ya! Sen yoktun değil mi? Umarım sen yoktun işte bunu anlatırken. Irkçılık yok benim kanalımda. Irkçılık yok. Irkçılık yok. Yani bu yani Oh bildiğin aşırı ırkçı bir şey demiş oluyorsunuz. Yani farkında olmadan. Yani Amerika'ya girip bunu deyin. Lütfen sokakta. Lütfen sokağa çıkıp bunu söyleyin. Tamam mı?
Ona sonra işte selfie çek. Yani işte kanayan bir işte burunla işte selfie çek bana, tamam mı? Okay. Sorunun aslını unuttum yani o derece. Kaybettim şu anda kendimi. İkisiyle. İkisi, bir tanesi beni seçti de. Yani o olacak şeyler. My Okay. Bir tanesi beni seçti God. de yanlış yazdı. Yani sayılmaz. Zach Okay. Shaw. Zach Galifianakis? That I actor? mean, I'm not super familiar with him. O geldi aklıma öyle yazınca. İngilizce kitap okumak mı dilendim ya da Zach videoları izlemek mi daha hızlı yöntem? Yani bu Yani nasıl bir soru? Bu soruyu nasıl bir soru? soruyorsun, Bu cevabı da veriyorsun zaten. bu soru sormak bile yani hakaret değil ha arkadaş. Aa bak bak ne kadar Reşatçı çıktı. Winky, Akın. Winky aynı Ama zamanda bir Zeki Winky. yazdı. Aynen. Ses tonuyla Reşat bir adım önde. Oh yeah. Biri şey yazmış. Selam Jack abi. Peki bundan şeyin haberi var mı? Jack. Gençler, gençler, işte bir şey hissetmenizi istiyorum. İşte siz yıllardır İngilizce öğreniyorum falan, öğrenemiyorum falan diyorsunuz. Ondan sonra işte bize yardım edecek native yok diyorsunuz. Ondan sonra işte keşke buraya bir Amerikalı gelse, keşke işte bir native buraya gelse, bize yardım etse diyorsunuz. Ben şimdi size yardım etmeye çalışıyorum. Siz de ne yapıyorsunuz? Ya bir şey söyleyeceğim ama bak. Sen az önce söylediğin her şeyle sonuna kadar haklısın. Irkçılık, mırkçılık, her şeyle kesinlikle haklısın. Ama bu adam da haklı. Şimdi ne diyorsan de bu adam da haklı abi. Koy o yorumu tekrar oraya. Tamam. Bu adam da haklı. Niye Yani haklı? Çünkü evet sürekli bu kelimeyi duyuyoruz. Ama bu kelimeyi kullananlar kimler? Zaten hani kendilerine yani mesela Almanya'da da bir kelime. Ben Almanya'da doğup büyüdüm. Almanya'da Kanake diye bir kelime var. Bu kelime Latince insan demek. Ama Almanca'da öyle kullanılıyor ki Alman olmayanlara karşı küfür olarak kullanılıyor. Şimdi biz mesela bir Alman bize Kanake dediğinde Almanya'da çok öfkeleniyorduk. Ama kendi aramızda kullanıyorduk bu kelimeyi. Anladın aynen. mı ne demek Aynen. istediğimi? Yani Yani birazcık böyle bir. ben bir arkadaşıma işte salak falan diyebilirim. İşte aptalsın falan diyebilirim. Öfkelenmez. Yani kızmaz. İşte benzer bir olay oluyor. Aynen. Başka bir şey diyecektim de yani gitti aklımdan. Neydi o? Neyse boş. Yo, ben şunu diyecektim ha. Evet onlar da kullanıyor ve birçok zenci dedim. Birçok siyahi insan işte buna kızıyor. Diyor ki işte bu kelime hiç kullanılmasın diyor. Ve Evet. farkındaysanız işte şarkılarda kullanan insanlar çok böyle eğitimli insanlar mı oluyor? Çok böyle işte bedeni eğitim görmüş insanlar mı oluyor? Yok. Yani. Yani çok haklısın. Onlara mı benzemek istiyorsunuz? Gerçekten onlara mı benzemek istiyorsunuz? Bu şey gibi bir şey olur. Ya yani onu örnek onu demeyeceğim. Okay. So. Başka bir şey var mı? Biri şey yazmış. Winky, Reşat'ın kanalının linkini atar mısınız? Zaten Attım Zack zaten. paylaştı. Atmamış olur muyum? Öyle bir şey mi olur? Öyle bir saçmalık mı olur? Zack gibi bir adama bu söylenir mi? Zaten Okay. atmıştır. Zaten atmıştır. Videolarım mızın devamı gidiyor. Ben bugün bir video çekmek istedim. Üç tane şey, üç kere çekmek, üç kez çekmek istedim. Yani denedim, olmadı. Üç kere de şey çıktı. Teknik sıkıntılar çıktı. Ama geliyor. My last question, oh, I'm sorry, last question. Is there much of a difference between this money will get you by the end of the month and this money will get you through the end of the month? Ben ne derdim? This money will get you by and this money will get you by. You can get by with this money until the end of the month. You can get by with this money until the end of the month. Derdim ben. Yes. You can get by with this money until the end of the month. Bu ilk cümlen. The money will get you by. Bye olmuyor. Yani get you by until the end of the month gibi bir şey olur. Ama ben onu değiştiriyordum yani. You can get by with this money. until the end of the month. This money will get you through this month. O da oluyor. Ama aynı anlama geliyor. Aynı anlama geliyor. Okay. So.
Zeybire şarkıda he don't know diyor. Bunu bunu diyen insanlar zaten işte bunun biraz cahilce olduğunu biliyorlar. Bunun farkında olarak bunu söylüyorlar. İşte saçma sapan bir İngilizce, böyle bozuk bir, biz broken English, broken English diyor, kullanıyorlar. Ama işte broken English olduğunun farkındalar. Ve işte broken English'in kullanılacağı bir durumda, kullanılacağı bir ortamda kullanıyorlar. Geliyor musun yerine? Geliyor mu demek gibi bir şey. Aynen öyle. Güzel bir örnek oldu. Okay. So, we done here? Don't know. Are we done here? I don't know. You gotta ask the audience, man. Hey, audience. Are we done here? Kapatıyor muyuz? Hey, audience. What up? Are we done here? İngilizce'de mesajlaşırken büyük harflere dikkat etmek çok önemli mi? Evet. Yani cümlenin sonunda bir nokta koyacaksın. Ondan sonra bir boşluk. Ondan sonra büyük harf. Her seferinde. Siz Türkçe'de bunu yapmıyorsunuz. Biz yapıyoruz. Ne yapalım? Kim önce öğrenince, kimse en son hangisi? Yani çok enteresan sorular geliyor, çok fazla geliyor. Birbirini tekrarlayan sorular geliyor. Negro konusunda, negro hani şey hani bu kullanmak istemediğimiz kelime var ya, ama mesela siyah demek İspanyolca mesela negro demek. Yani siyah demek bir kelime. Ya zaten Latin kökenli dillerde öyle. Yani Latince O de farklı bir negro. dil yani. Evet. Şey diyor biri İspanyolcayı sormuş. Yaşar İspanyolca ne zaman gelecek? Mesela ben İspanyolca da paylaşıyorum. Almanca falan da paylaşıyorum. Ama diğer videolarıma nazaran çok daha az izleniyor. Mesela atıyorum bir tane video yükledim bugün. Bugün 1.000 kere izlendi. İspanyolca yüklüyorum. 250 izleniyor. Yani ben biraz hani sırf izlenmeden ötürü değil. Aman benim videolarım izlenmedi egosu da değil. Daha çok kitle ne istiyor onu birazcık çözmeye çalışıyorum. Onu biraz Talep mi? nabza göre Yani. aynen nabza göre şerbet onu biraz hani o yüzden İspanyolcayı biraz geri plana attım ama gelir elbette. Başka bir şey. Kaç diye biliyorsun? Ama beşi biraz şey bozuk. O hangisi? Beşincisi. French. Yani Türkçe, Almanca, İngilizce, İspanyolca. Fransızcayı da İspanyolcayı sonradan öğrendiğim için Fransızcayı bastırdı. Gitgide azaldı yani. Çoktandır da şey yapmıyorum. Tekrar biraz son zamanlarda tekrar Fransızca kitap falan okuyorum. Onunla ilgili de video istiyorum ama şu anda kendimi daha hazır hissetmiyorum Fransızca videoları çekmek için. Çünkü bir şey anlatacaksam ya doğru dürüst anlatırım ya da hiç anlatmam. Şey biliyor musun sen? Beşincisi ne? Onu biliyor musun sen? Yok, ne o? İslam'ın şartı beştir, 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 beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, bilmem ne. Sonra dördünü de sayıyor. Sonra diyor ki, Beşincisi beşincisi ne? ne? Onun videosunu sonra sonra atacağım. Şeyden WhatsApp'tan. Öleceksin gülmekten. Öleyim. Okay. Dilendim kanalına İngilizce ne? Dilendim kanalına İngilizcesi nasıl videosu çekebilir misin? Biz zaten beraber çalışıyoruz. Yani İngilizcesi o iyi olmasaydı yani bunu yapmazdım O gençler. şu anda çok gururlandım ama. Şu anda çok gururlandım ama. Zack Türkçe'de en garip bulduğun kural nedir? Çok yani bir şey aklıma gelmiyor şimdi. Artık çok yani ilk duyduğumda garip gelen şeyler var da yani artık çok şey garip gelmiyor yani alıştığım için. Bunu yapayım mı ya? Düşünsene. Düşünsene Expose. beni dinle. Abi sen ya. Ben Sen yap. Sen yap. işte ben de tam onu diyecektim.
Bak yarın bir video paylaşayım. Düşünsene böyle uyuyorsun. Böyle uyuyorsun diyorsun ki ne güzel canlı yayın yaptık, beş yapma çok güzel geçti. Aboneler geldi, insanlar yorum yaptı. Keyifli yorumlar geldi. Herkes sevdi. Reşat da çok cool arkadaş. Eyvallah. Uyanıyorsun böyle. Expose stories Reşat YouTube trending video. Bu sırada senin İngilizce konuşma halin, kapak fotoğrafı. Ben de böyle. Bizi kandırıyor. Bizi kandırıyor, yanlış öğretiyor. İşte bana. Ondan sonra işte Türk düşmanıymış. Ondan sonra işte ajanmış. Ondan sonra bir benim başkana neyse. Ajan, Türk düşmanı. Aynen. Kızlarım ne diyor? Biliyor musunuz? Abi ben o çok tuhaf mı gitti? Millet bana şey diyor. Bu kadar cringe bir şey görmedim hayatımda. Bu kadar cringe bir... Hani bak keşke Zack, bak yemin ediyorum sana, bak gerçekten yine tarafsız bir yerden söylüyorum. Keşke böyle bir kusurlu bir şeyini bulabilseydi de gösterseydi. Abi ne kadar saçmalamış. Ne kadar saçmalamış yani. Yani böyle senin... izledim onun videosunu. Ben aslında o videoyu izlemedim. Hiç izlemedim. Sen nasıl izlemezsin ya? Gülmekten ölürdün. Kaldırmış sonra tabii videosu. Aha, akıllandı. Okay. So. Bu eğlenceli bir şey olur. Zack, Türkiye'deki farklı bölgelerin aksanlarını anlıyor musun? Biraz işte Doğu, işte Diyarbakır falan, işte onun aksanını biraz anlarım. Başka ne var? İşte Karadeniz var. Başka ne var? Zack, bizimkiler Zonguldak'tan geliyorlar. Böyle konuşuyorlar Türkçe'yi. Böyle anlaşılıyor. Anlaşılıyor mu senin için? Ya bu gayet normal gibi geliyor bana. Nesi normal la? Baksana nasıl konuşuyorlar. Aksana, şiveye bak. Ben anlayamıyorum. Mesela şey diyorlar. Eşi demeyon ku, ne de düğünü anlayamayon ku diyorlar. Şimdi onu anlamadım. Şimdi anlamadım onu. Okay. En önemli soru. Bunu cevaplayacak şeyin var mı? Cesaretin var mı? Böyle birçok düşman edineceksin yani. Ben mi? Evet. Açıklıyorum. Açıklıyorum. Kapat. Ve Okay. Ben aslında futbol izlemem. Ben de seyretmiyorum abi. Küçükken deli gibi Galatasaraylıydım. Ama şu anda mesela biri sorduğunda Galatasaraylıyım diyorum ama aslında yani demem de haksızlık. Çünkü Galatasaraylıyım demek için en azından Galatasaray'da oynayan iki kişinin ismini bilmem lazım. Hiç seyretmiyorum. Aynen, ben de işte sözde bir Fenerbahçeliyim ama yani hiç, yani eskiden Kadıköy'de yaşıyordum, o yüzden o şarttı yani, o yani ha. Zorundaydım. Ama Göztepe de çok yakın oraya, Göztepe'de de olabiliriz. Aynen, şey, o zaman oldum. Okay. Sorry, nasıl buldum? Jacksonville Büyükşehir Belediyesi Spor. Şey, Başakşehir var ya. İşte Trabzonspor falan yani. Başakşehir önceden şeydi, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'du. Öyle mi? Benim Almanya'da Yunan bir arkadaşım vardı. O ne biçim isim ya, telaffuz edemiyorum diyordu. Çünkü adam tabii Türkçe bilmiyor. Ama Trabzonspor, Galatasaray falan diyebiliyor ama çok futbol manyağı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor diyemiyordu. Şimdi oradan da Jacksonville Büyükşehir Belediyespor. Jacksonville. Okay. Bizde de bir Göztepe var. Şey, İstanbul'da bir Göztepe var. İşte Kadıköy'e yakın. Aslında Kadıköy'e bağlı yani şey olarak. Kadıköy'e bağlı Göztepe. Uh-huh. Hatta Göztepe Spor var ya. Onu geçtim. Okay. So. İlk önce anlamadım. Doğru. Ama ondan sonra anladım gençler. İşte dil öğrenmenin önemli bir parçası. İşte ilk önce anlamıyorsun. Kişi konuşmaya devam ediyor. Ondan sonra böyle yetişiyorsun. Okay. Canlı yayın için teşekkürler. Siz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sanırım şimdi kapatalım. Kapatma zamanı geldi sanırım. Bir sonraki yayın haftaya senin şeyinde olur galiba. Senin kanalında. Aynen. Galiba. Ben halbuki şey demiştim. Artık canlı yayın yapmayacağım demiştim bir videoda. Ama yapalım. Keyifli oluyor çünkü. Keyif alıyorum.
İki kişi Yapalım. olunca biraz daha keyifli oluyor. Evet. Aynen, O zaman yalnız yine tek başıma canım sıkılıyor. Benim böyle bir fazla stres oluyorum, böyle insanları entertain etmem gerekiyor diye. kapatma diyorlar. Kapatma diyorlar da beni bekleyen bir kız var. Şey diyor işte şey ne zaman kapanacak? Canlı yayını ne zaman kapatacağız? İşte soruyor. Burada mı acaba? İşte izleyeceğini söyledim işte. Neyse. Seni seviyorum. Okay. So. Ne diyecektik? Romantik adam. Bunu duymadık ama romantik adam. Okay. Abi gözümde şu anda çok farklı bir konuma geldim. Alright. Çok değiştirdim yani. Alright. So. The next yayın, the next live stream will be on Reşat's channel. Reşat's kanal diyecektim şimdi. Reşat's channel diyecektim. Channel şimdi oldu. Beynim gitti, Türkçem gitti, dilim gitti, her şey gitti. Yorumlar ne oldu yine? Abi sen böyle bir muhabbeti bak sana bak bir şey söyleyeceğim tamam mı? İşte niye Türkiye diye soruyorlar abi soruyorlar işte tam da bu yüzden. Şimdi ben Türkiye'de olup olmayıp da başka bir ülkede böyle bir yayın yapsam biri bana yenge Türk mü der mi? Demez. Is your aunt, is she Turkish? Aunt değil lan. Aunt. Aunt pardon, sister-in-law falan gibi bir şey olur yani. Yenge yani. Yani selam söylerim. Tanıştırmak istiyorum da biraz çekingen bir kız. Çok fazla kamera önüne çıkmak istemeyen bir kız. Later bro. Alright. So, yayını kapatıyoruz. Aynen son, arkadaşlar. Her zamanki gibi son sözü sana bırakayım. Ne demek istiyoruz arkadaşlarımıza? Arkadaşlar. Cansınız. Zack sen zaten kralsın. Keyifliydi. Bir sonraki haftaya benim kanalımda o zaman görüşüyoruz. Let's keep in touch. Take care. Let's keep in touch. Tamamdır. Hepinizi seviyorum. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi akşamlar diyorum.